Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kedi bakım ürünleri. Yani kedim için gerekli olan temel malzemeler nelerdir? Bununla ilgili bir video çektim. Yani bir kedi sahiplenmeye karar verdik. Bu kedimize düzgün bakabilmek için ilk etapta neler almamız gerekir? Şimdi onu inceleyeceğiz sizinle birlikte. İlk olarak arkadaşlar, kedi sahiplendiğimizde kedi taşıma çantası ya da kafesi diğer adıyla bu şekilde bir şey almamız şart. Niye şart? Sağa sola götürmemiz gerekir, veterinere götürmemiz gerekir. Şu ekranda görmüş olduğunuz gibi bir taşıma çantası almanız sizin için yeterli olacaktır. Bir yere gitmeden önce çantayı çıkardığım anda kendisi de bu şekilde bir taşıma çantasının içerisine giriyor. Hatta bazen gecelere orada da taşıma çantasında da yattığı oluyor. İlk olarak ne dedik? Taşıma çantası olmazsa olmazlardan. Yani bir yere gitmeniz gerektiğinde eğer ki yanınızda taşıma çantası yoksa kucağınızda falan götürmeye kalkarsanız sağa sola kaçabilir ve arabanın altına girer. Daha sonra onunla çok daha fazla uğraşırsınız. O yüzden kedi taşıma çantası almanızda büyük fayda var diyorum. İkinci olarak tabii ki olmazsa olmazlardan kedi tuvaleti evimizde. Peki kedi tuvaleti nasıl olmalı? Ben ilk etapta kapalı ufak bir kedi tuvaleti almıştım. Daha sonra baktım ki kedi büyüdükçe artık içerisine zor sığıyor. Kapalı büyük, çıkarken ayağından da kumların döküldüğü, bu ekranda da gördüğünüz gibi ızgaralı bir model aldım. Bayağı rahat ettim. Bu şekilde bir şey almanızda, baştan büyük almanızda fayda var diyeyim. Çünkü 1 yaşını geçtikten sonra o kedi küçük tuvalete sığmayabilir. Üstü açık tuvaletleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kumlar hep dışarıya fırlıyor. Kumla birlikte zaman zaman tabii ki kakası da dışarıya çıkıyor. Sadece çok küçük yavruyken alıştırma döneminde üstü açık tuvaleti kullanabilirsiniz. Zaten bu kapalı tuvaletlerin normalde üstü de açılabiliyor. Ayrıca ben yaklaşık 1,5-2 sene kedi besledikten sonra şu ekranda görmüş olduğunuz gibi otomatik denebilecek de bir kedi tuvaleti aldım. Bununla ilgili de şuraya bir video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten bu da oldukça pratik. Ben bunu aldıktan sonra kedi tuvaleti konusunda oldukça rahat ettim. Tabii evimde 3 tane de kedi var. Onu da belirteyim şu anda. Hemen şuraya ek bir bilgi olarak da şunu da sorayım. Yani kedi tuvaleti temizliğini ne kadar yapıyordum? Ne kadar zamanda bir yapıyorum? Ufak tuvalet aldığımda her gün temizlik yapıyordum. Ama tuvaleti büyüttükten sonra tek kedi için 2 günde bir temizlik yapıyorum. Tabii 3 kedi olduğunda yine her gün yapmak zorunda kalıyorum. Temizliğini bu otomatik tuvalette direkt döndürerek de yapabiliyorum. Oldukça pratik, 1 dakika gibi bir süremi alıyor en fazla. Bunu da ek not olarak size belirteyim. Kumlarla ilgili de ek olarak ben kesinlikle topaklanan kedi kumlarını tavsiye ediyorum. Genellikle etraftaki kişilerin söylediklerine göre size bunu söylüyorum. Silis kum, yani silikatlı bu kristalize kumları şu ana kadar kullanmadım. Kanserojen olduğu söyleniyor birçok yerde de. Bir de çam peleti var. Çam peletinde de elektrikli tuvalet olması gerekiyor. O yüzden onları da çok fazla tavsiye etmiyorum. Bir diğeri arkadaşlar, olmazsa olmazlardan, kedi sahiplendiğimizde ilk olarak almamız gerekenlerden kedi mama kabı. Kedi mama kabı kediler için üretilmiş geniş standart veya çelik kaplı olabilir. Burada önemli olan düzenli aralıklarla bu mama kaplarının temizliğinin yapılmasıdır. Ben şu ekranda görmüş olduğunuz gibi kaplardan kullanıyorum. Bunların bazıları çelik. Şu üçlü olanın içerisinde çelik tabak var. Bir de bunun haricinde zarar vermeyen şu şekilde kullandığım mama kabı var. Normalde bu beyaz olanın üst haznesi de var. Daha fazla mama alması açısından benim için iyi oluyor. Bir yere gittiğimde falan üst haznesini de kullanabiliyorum. Mama kaplarını da genellikle mümkün olduğunca en azından haftada bir güzelce çamaşır suyu veya başka temizlik ürünü kullanıp güzelce durulayarak temizlemeniz de son derece önemli.
Çünkü kedini sürekli oradan o kaptan mama yediği için belli zaman sonra orada bakteri oluşabiliyor. Bu da kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir de otomatik mama kapları var ama fakat yani ben onu henüz kullanmadım, öyle bir şey almadım. O yüzden o konuda da bir yorum yapamıyorum. Kedi bakım ürünleri içerisinde hiç şüphesiz en önemli materyallerden bir tanesi de su kabı. Olmazsa olmazlar. Zaten tabii ki kedimiz su içmeli. O yüzden özellikle kedimizin düzenli olarak su içmesi, sağlığı, özellikle de böbrek hastalıkları için son derece önemli. Seçilecek su kabı antibakteriyel standart su kaplarından olabilir. Fakat kediler doğaları gereği durgun sudan ziyade daha çok hareketli sudan içmeyi severler. Hatta bazı kediler bu yüzden çeşme başına geçip açılınca su içiyorlar. Bu da durağan sudan az su içmelerine neden oluyor. Hatta ben bu yüzden kedim için akvaryum şelale filtresi kullanarak hareketli su oluşturdum. Akvaryum kullandım ve içerisine şelale filtre koydum. Bu şekilde su içmesi de önemli miktarda artış gösterdi. Az önce de dediğim gibi suyu fazla içmesi böbrek hastalıkları açısından kedinizin oldukça önemli. Bazı kediler çünkü uyuşuk oluyorlar. Su içmekte biraz tembellik gösterebiliyorlar. Siz de çok kolaylıkla bir şu şekilde ekranda görmüş olduğunuz gibi bir hareketli su, filtreli suyu yapabilirsiniz. İsterseniz akvaryum yerine işte bu koçtaş gibi yerlerden daha uyguna kare cam kaplar da bulabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim. Kare olması daha kullanışlı olur. Bu malzemenin. Su aynı zamanda filtre edildiği için de 1-1,5 ay gibi bir sürede tamamen döküp yenilemesini yapıyorum ben. Ama en başta arıtmanızdan veya içme suyuyla kabı doldurmak gerekiyor. Bir diğer önemli materyal, en başta almanız gerekenlerden birisi olarak da söyleyebilirim bunu. Kedi tırmalama tahtası olacaktır. Arkadaşlar, kediler doğası gereği tırnaklarını törpülemek ve kaslarını geliştirmek ya da egzersiz yapmak için sert cisimlere sürterek tırmalama ihtiyacı hissederler. Bunu normalde dışarıda yaşayan kediler ağaç gibi, hafif pürüzlü duvar gibi yerlere tırmalayarak giderebiliyorlar. Bu nedenle evde yaşayan kedilerin bu ihtiyacını gidermek için kedi tırmalama tahtası almak gerekir. Ama yavru kedilere genellikle 3-4 aydan önce kedi tırmalama tahtası koymamak daha iyi olduğu söyleniyor. Çünkü tırmalarken bileklerini kırma veya zarar verme ihtimalleri olabilir. Piyasada çok çeşitli tırmalama tahtaları bulunmaktadır. Standart tek uzun tırmalama tahtaları açıkçası çok işe yaramamaktadır. Daha önce bir kere o şekilde aldığım tırmalama tahtasıyla kedim hiç ilgilenmedi. Baştan bir kere alıp biraz daha kompleks üzerine çıkıp oynayabileceği evi de bulunan tırmalama tahtaları daha verimli oluyor. Şu benim aldığım gibi. Eğer el becerileriniz varsa internetten nasıl yapıldığına bakarak kendiniz de bu şekilde bir tırmalama tahtasını yapabilirsiniz. Bir diğer materyal baştan almanızda fayda olacaktır. Tırnak makası. Arkadaşlar, eğer kediniz dışarıya çıkmıyorsa kediler için üretilmiş tırnak makası almanızda fayda var. Çünkü dışarıya çıkan kedilerin kendini savunması için tırnaklara ihtiyacı var. Ama kediniz hiç dışarıya çıkmıyorsa bu tırnak makasını almanız sizin için büyük fayda sağlayacaktır. Her ne kadar bazıları kedinin tırnağı kesilmemeli dese de evdeki eşyalara zarar vermemesi ve sürekli sağa sola takılıp kendine de zarar vermemesi açısından kesilmesinde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yalnız burada önemli olan husus tırnağın pembe kısmının daha aşağısından kesilmesi gerektiğidir. Aksi halde kedinizin tırnağı kanayarak istenmeyen durumlar oluşabilir. Eğer bu konuda kendinize güvenmiyorsanız veterinere götürerek de kestirebilirsiniz. Ama şunu da ekleyeyim, bazı veterinerler bu işlemden ekstra ücret alıyorlar, bazıları almıyorlar. Gelelim en başta almamız gereken diğer bir ürüne. Bu da nedir? Kedi tarağı. Arkadaşlar, kedi bakım ürünleri dediğimizde düzgün bir kedi tarağı olmazsa olmazlardan. Çünkü kedimizi haftada en az 2 kere taramamız gerekir. Yoksa her yerde kedi tüyleriyle sürekli ev süpürmeye çalışırız. Özellikle uzun saçlı dediğimiz uzun tüylü bir kediniz varsa İran cinsi gibi olabilir. Bunların düzenli taranmadığında da bazı cilt hastalıkları oluşabiliyor. Tüyler birbirine karışabiliyor. Öyle söyleyeyim.
Alacağınız tarak kedinin sağlam tüylerini yolmamalı. Sadece üzerinde kopmuş veya kopmaya yakın cansız tüyleri almalı. Şu ekranda görmüş olduğunuz tarak gibi tarakları aldım ben. İki tane. Bir tane de eldiven aldım. Eldiven açıkçası Scottish tarzı kedilerde çok fazla işe yaramıyor. Daha çok sokak kedisi gibi kedilerde işe yarayabiliyor. Ama diğer taraklarla ilgili şu şekilde söyleyeyim size. Biraz internetten araştırdığım kadarıyla işte şöyle çok güzel tüy alıyor falan filan diyerek orijinal bir furminatör tarak aldım. Buna gerçekten parayı kıydım da aldım. Gerçekten çok güzel tüy çıkartıyor ama nasıl tüy çıkarttığını da ben açıkçası çok fazla çözemedim. Yani kedinin gerçek tüylerini de yoluyor mu, yolmuyor mu? Bu konuda bazı şüphelerim var. Ama şu diğer görmüş olduğunuz, ekranda da görmüş olduğunuz daha uygun fiyata bu şekilde bir tarak aldım. Bu gerçekten standart bir tarak. Bence oldukça işinizi görecektir. Çok fazla aşırı derecede paraya da gerek yok bana göre. İlk etapta almanız gereken kedi bakım ürünlerinin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Bunların haricinde ne alabilirsiniz? Kedi yatağı veya kedi evi olabilir mesela. Ben kedi yatağı almıştım. Benimki ama onda hiç yatmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bunu alırsınız ama sizin yanınızda yatmayı daha çok sevecek. Ya da kendi belirlediği bir yerde yatar. O yüzden çok da fazla bunları almanıza gerek yok. Şimdilik bu ilk etapta bunları temin etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Tüm bu bakım ürünlerinin maliyet hesaplaması için de kedi bakımı masrafları videomu izleyebilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.